İkbal Hanım, sizde bir resim olacak. Kanuni'nin şeydeki türbesi Macaristan'daki. Macaristan, Ziget vardı. Ziget var türbesi. Şöyle iki tane heykel gibi bir şey var. Onu gösterebilirseniz soru şu. Kanuni Sultan Süleyman vefat ettiğinde iç organlarının çıkartılıp mumyalandığı söyleniyor. Doğru mu? Doğrudur. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil. Mezar resmi var şeyde. Kanuni'nin efendim iki tane mezarı vardır. Malum. Biri Macaristan'da. Ziget vardı. Ziget vardı. Biri İstanbul'da Süleymaniye'de. Kapatılan türbe. Şu anda kapalı olan. Evet, kapalı türbe. Kapalı türbe. O resmi bulabilirsek Erhan o mezarı anlatsın. Hı hı. İç organlarının bulunduğu. İsterseniz onu son seferle birlikte anlatalım. Yani son seferle. Bu da evet. Değil. Bura kaldırmasın. Hayır. O mezar değil, o park. İşte orada bir heykel var, şeysi var. Şey burada. İç organları burada Kanuni'nin. Şimdi burası şöyle. Birkaç yıl önce. O resmi gösterdim yani, Hanım. Birkaç yıl önce, yani epey önce. Bu değil. Demirel Cumhurbaşkanı. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığı sırasında Halil İnalcık hocamız filan da gitti. Orada bir Türk Macar. Bu değil. Dost, burası bu Eğri Kalesi'nin Eğri kadınların şeyi, savunması Türklere karşı. Aslında demin ki kilise gelse daha iyi, şaşırttınız. Yani o kiliseyi alsak daha iyi ilk gün hanım. Ben oraya geçen sene gittim. O parka yakın yerde, o sizin dediğiniz heykellere yakın yerde bu kilise var. Oraya Kanuni'nin iç organları gömülmüş. Şeyden sonra, Ziketvar'dan sonra. Ziketvar Kalesi'ne yakın bir yer. Bugün sapa bir yerde. Aralardan gidiyorsunuz. Evet. Bu 1693'te Macaristan Avusturyalıların eline geçtikten sonra 1693'te buraya Kanuni'nin türbesi yıktırılıyor. Bu Katolik kilisesi yaptırılıyor. Yani o zaman biz içine giremedik, kapalıydı. Yani Kanuni'nin iç organları aslında türbesi bunun içinde. Yani var mı yok mu bilemiyoruz. Daha sonra buna yakın bir yere... Bir dakika, Demirel'in, yani Süleyman Bey'in Cumhurbaşkanlığı sırasında açılışı yapılan bu mu? Hayır. Değil. Öteki. Ama orada mezar yok. Temsili bir mezar var. Yani gerçekte Kanuni'nin gömüldüğü yer bu kilisenin içi. Sonradan biz savaşı kaybedince Viyana'yı... Buraya gömül. Bu yıkılmış türbe. İkinci Selim'in yaptırdığı mermerden türbe yıkılmış. Yerine bu kilise yapılmış. Süleyman... Yani bu şey, hoşgörü dedikleri tabii, bu hoşgörü. Mu? Şeyin, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı zamanında açılan yer Türk-Macar Dostluk Parkı. Orada ilginç şey şu. Kanuni ile Ziguatvar Kalesi'ni savunan Zirinyi var. Zirinyi'nin heykelleri yapıldı. Bir Türk heykeltıraş tarafından yapıldı. İsmini hatırlayamadım şimdi. Ve temsili olarak da bir mezar var. Ama o mezarın içinde Kanuni yok. Kanuni burada. Ki bunu da oraya gittiğinizde bulması çok zor. Mesela biz Mustafa Saraç arkadaşımızla gitmiştik. Ağaçlık bir yerlerden geçip buluyorsunuz bu kiliseyi. Yani, bunu? Tabii. Yani bu bilinmiyor mesela. Yani, bu temsili bir mezar. Evet, işte bu parkın içinde. Burada Sultan... Şeyler bunun dışında mı? O büyük heykellerde bunun önünde. Heykeller var. Bunun önünde o şey son Ziget var. Neyse İlkgül Hanım, siz onu bulana kadar vallahi Mohaç'a gider, fotoğrafı çeker. Pardon, Ziget var'a gider. Fotoğrafını çeker, kendim getirir gösterir. Yani o şey enteresan. Bu sembolik mezar yani. Sembolik mezar. İç organları ama burada. İç organlar o kilisenin içinde. Kaç gün gizlendi Kanuni'nin ölümü? Valla çok uzun süre gizleniyor. Neden çok uzun süre gizleniyor? Çünkü oğlu Manisa'da vali. Evet. Ziget var da vefat ediyor. Sokullu Mehmet Paşa saklıyor hadiseyi. Gerçi hiç oğlan kalmamış. Kalmamış da asker, çünkü isyan eder, en azından yağmalar. Evet. Orada ilginç bir şey. Tabii son ana kadar yerine benzer birisini geçirmiş. Hekim ceviz bir tabut bulmuşlar mesela. Ceviz ağacı lazım padişah tabutlarına. Bir taht bulmuşlar, onu parçalamışlar. Cevizden taput yapılmış. Yola çıkılmış. İkinci Selim de Manisa'dan son surat geliyor. İstanbul'a geldiğinde hiç ses soluk yok. Ya şaşırmış yani, ne oluyor? Çünkü padişah diye karşılayacaklar diye bekliyor. İstanbul kaymakamının da haberi yok. Sonra Belgrad'a doğru yola çıkıyor. Belgrad'daki ordu birleşiyor. Orada aslında çok acıklı. Belgrad'a girerken Sokullu Mehmet Paşa hafızlara emir veriyor, Kur'an okumalarını emrediyor. Hepsi birden başlıyor. Bütün ordu birden ağlıyor. Yani aslında millet hissediyor ama itiraf edemiyor. Kur'an okununca anlıyorlar ki Sultan Süleyman öldü. Yani kolay bir şey değil yani. Asıllık bir çınar. Yani orada... Ama son dönemde gerçekten çok kötü durumdaymış. Yani hem yaşlanmış tabii. Ya 72 yaşında böyle bir sefere çıkıyor. Onun asılı Nikris mi orada? Bazıları Nikris diyor, bazıları Ya, Nikris vardır onlarda, ırsi olarak geçiyor zaten. Bazıları Nikris diyor ama mesela Gut da denilir. Birisi çok enteresan. Gut Nikris aynı zaten.
Öyle mi? Gluten. Aynen, aynen tabii. Arthritis ve şişkinlik varmış. İşte onu gut da yap. Ama gut daha ziyade şu ayağın üstünde yapar. Tarak kısmında yapar. Ya şey zaten. Şimdi bak nikriz eski devirde hep var. Hanedanda ırsi bir hastalık ama son dönemde nikriz yok. Şey var. Guatr. Tiroid var. Guatr var. Nikriz daha ziyade romatizmal bir hastalık değil mi? Hayır. Şey diyeyim ayakların hayır, şey yapmıyor. Karides et şey böyle yersen. Tamam ama hayır. Arthritis. Yani yürümeyi engellemiyor yok, mu yani? Arthritis öyle. Şişiyor. Şişiyor acaba şişiyor. Yürüyemiyorlar. Arthritis o şeydir o. Zannedersem kıkırdakların evet. İçindeki sıvı. İlk gün hanım sonunda muhaca gitmeden buldu. Bravo. İşte bu park Süleyman Demirel tarafından açıldı. Bir Türk heykel tıraşı ismini hatırlayamadım maalesef. Tarafından yapıldı. Evet burada gördüğümüz gibi. Sağda Kanuni, solda Ziget var ona karşı kahramanca savunan ki yani son ana kadar savunuyor. Macar komutanı Ziringi, Ziget var kalesinin dışında orada bir park açıldı. Yani aslında biraz ilerisinde kilise var, biraz daha yan tarafında da Ziget var kalesi duruyor bugün. Hı hı. Evet. Fakat şu var, Ziget var 4 kaleden oluşan. Şimdi bir tanesi var değil mi onun? Bir tanesi var. Hatta onun minyatürünü bulabilirse mesela o da çok güzel bir minyatürdü. Ziget var minyatürü. Onu rahmetli Metin Ant yayınlamıştı. Evet. Çünkü İç içe. Onu görmeden mesela şey, işte tarihçilikte bu da var. Hep anlatırdık ben. Seneler sonra görebildim onu. Çünkü kitaplarda yoktu. Ziget var seferi, Ziget var. Minyatürü gördüğünüzde Ziget var seferinin ne olduğunu anlıyorsunuz. Muhteşem bir kale. Niye alamadı yani adam? Tabii çok büyük, çok büyük. Zaten adı üstünde ada kale demek Ziget var. Evet. Şimdi etrafı sularla çevrili 4 iç içe kale var. Bugün sadece herhalde iç kale var. Ben gittim oraya geçen sene. İlginç bir şey, Türkiye'den yardımla Macaristan'daki Müslümanlar o kaleyi ihya etmeye çalışıyor. Evet, şu anda görüyoruz. Ve orada şey var mesela. Tabii anlaşılıyorsa bu fasulye evet. Tarlasına benziyor şu anda. O fasulye gibi gördüğünüz şeyler çadırlar. Çadırlar ve Otağı Hümayun o büyük arası olan. Arası su mu o şeylerin su arası? Su orası. Yani o yani şey dediği yer bu. Ya, hani bu ocağı bilmem ne olasıca kaleyi evet, hala alamadınız mu? Yani muhteşem bir kale tabii yani. Evet. Yani muhtemelen şu sağ taraftaki iç kale duruyor bugün. Yani neresinde durduğunu anlayamadım tam ama. Macaristan'la başlayıp Macaristan'la biten. Evet. Yani ise Belgrad'da fethediyor sonunda Zigetvar'a gidiyor. Evet. Tabii şey çoğu kalenin şekli değişmiş. Ama yeniden ihya etmeye çalışıyorlar. O demin mesela İçinde, kalenin içinde Ziget var, içinde bir böyle şey var, müze gibi bir şey. Kanuni falan canlandırmışlar. Evet Ziget varın bu da bugünkü giriş kapısı, duvarlar vesairesi duruyor. İçinde çok komik bir mesela biraz evet yine Ziget var kalesi bu şekilde. Kimin fotoğrafları bunlar? Ben çekmiştim geçen sene oraya gittiğimde. Şeyin içinde Kanuni'yi böyle çok komik bir heykele şeye canlandırmışlar. Biraz önce İlk Gün Hanım verdi ya bir çadırın içinde oturanlar var. Sembolik onlar, evet, şey evet. Koymuşlar, manken falan koymuşlar. Tabii Macarlar yani önem veriyor ve enteresan bir şey. Bizim hakimiyetimizde kalıp, evet bu evet, mesela o arkada oturan Kanuni çadırını yapmışlar. Bizim hakimiyetimizde kalıp düşman olmayan nadir milletlerden çadır birisi. Çadır kırmızı olması gerekmiyor mu bu arada? Ya böyle, hayır otağı zaten bu kadar ufak bir şey olmaz. Hayır, ufaklık değil ama renk olarak ben Kanuni'nin çadırının kırmızı olduğunu yazıyorlar. Bilmiyorum. Yani ama böyle bir şey olmaz zaten otağı daha büyük. Kırmızı olmasa düşmanlık etmiyor, koyuyor. Ya, yapmıyor, hayır. Macar. Şeyin bir mezar taşı vardır orada. Abdurrahman büyük düşmandı diye. Tabii. Şey, dürüst düşmandı, huzur içine yatsın diye. Kahraman düşmandı. Kahraman düşmandı, pardon. Budin'de, son Budapest'te. Son Budin valisi. Abdül ne paşaydı? Abdurrahman Abdi Paşa. Abdurrahman Abdi Paşa. Yani paşa o hala durur, kahraman düşmandı diyor. İşte 1686'da Avusturyalılar ele geçirirken. Bu mu Kanuni? Kanuni işte bu şekilde yapmışlar. Yani bu da ilginç bir şey. O sağdaki Sudan, sembol Sudan şeyine Avrupa benziyor aslında. O sarıkla. Aslan. Ve Kanuni de Sudani gibi ama efendim, yani kısa bir ara verelim. Yaz bu arada efendim çok kısa bir iki soruya cevap. Sayın Özlem Nur Tüccar, Yavuz Selim'in küpesini geçen hafta 2 saat konuştuk hanımefendi. Onun efendim, değildi. Nokta. Efendim, hatta Erhan'ın şeyiyle ekranla yan yana koyduk. Erhan'ın çehresiyle Yavuz'u mukayese ettik. Pelin Hanım sordu hangisi Yavuz dediler. Efendim jenerik parçanızın ismi nedir diyorlar. Bu soru çok geliyor. Parçaya bayılıyoruz. Bu daha önce gelen bir soru. Sayın Tunasan efendim bu Arazbar Peşrevi 17. yüzyıl parçası. Ama kimin olduğunu unuttum. Bu da güzel. Notayı Bobovski'de ben çevirmiştim. Ama kimin olduğunu unuttum. Çok nota çevirdim ben Bobovski'den.
Efendim, eserden çok icrası güzeldir. Arkadaşımız Uğur Işık cello ile icra ediyor parçayı. Yani violonselle.